Adının budur. Ders mutfak sanatları. Konu İtalyan usulü mantarlı risotto ve kadın budu köfte. Bu sınıfta öğrencilerin hepsi öğretmenden daha yaşlı. Onlar Tazelenme Üniversitesi'nin Ege Üniversitesi kampüsündeki öğrencileri. Bilgilerini de kendilerinde tazeliyorlar. Yağın hidrojene dönüşmesini anlatıyoruz. Yani amino asitleri nerelerde kullanılmalı, nerelerde kullanılmamaları öğretiyoruz. İşin kimyasındayız biraz da. Şenay Uyguner de bu üniversitede gönüllü olarak ders veren yaklaşık 90 eğitimciden biri. Biz mutluyuz. Onlar benden memnun mu bir sorun. Korkudanlıları sevgiden biri. Ben onları çok seviyorum. Bu üniversiteye kayıt yaptırmanın tek koşulu 60 yaş üzerinde olmak. 69 yaşındaki emekli ilkokul öğretmeni Nurhan Avcı da Tazelenme Üniversitesi'nin öğrencilerinden. Zevkle çalışıyorum derslere. Her gün buraya gelip öğrendiğim dersleri evde tekrar ediyorum, notlar alıyorum. Bir başka derslikte İngilizce psikodrama dersi var. Dersler oldukça keyifli geçiyor. Burası harika bir yer. İlk seminerimiz Eylül ayında aylık seminerlerle tanıştık ve ben hemen bayılarak kaydımı yaptırdım ve hiç aksatmadan geliyorum. Peki. Çok sevgiyle. Seçmeli dersler arasında öykü atölyesi, halk dansları, örgü, aikido, felsefe gibi dersler de var. Öğrenciler zorunlu dersleri ise birlikte alıyor. Geriatri, parazitoloji, hukuk, psikoloji, iletişim, mikrobiyoloji bunlardan bazıları. 2016 yılında Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde eğitime başlayan Tazelenme Üniversitesi, daha sonra Ege ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitelerinde de kampüsler açtı. Bu projenin amaçları, birçok amacı var ama temel olarak aslında sağlıklı, aktif, dinamik yaşlanmayı sağlamak, başarılı yaşlanmayı sağlamak. Ve bunun da temeli aslında toplum içerisinde var olabilmek. Yani kişi kendini ne kadar toplumda ifade edebiliyorsa, sosyal çevresi ne kadar iyi ise, desteği, sosyal desteği ne kadar iyi ise o kadar sağlıklı kalıyor. Ege Üniversitesi'ndeki kampüste öğrenci sayısı 300'ü buluyor. Sınıf geçmek için en az %70 devam zorunluluğu var. Ama bu üniversitede devam oranı %90'ı aşıyor. Projeyi yürütenlerin bir sonraki hedefi bir sosyal sorumluluk projesi olan Tazelenme Üniversitesi'ni resmi bir yapıya dönüştürmek. Soner Kızılkaya, Amerika'nın Sesi, İzmir.